çocuklarla çalışan kurumlarda çocukların kendilerini güvende hissettikleri alanlar oluşturmak, çocukları cinsel, fiziksel, duygusal her tür istismar riskinden uzak tutmak, zarar görmelerini engellemektir. Çocukların kendi yaşamlarına dair kararlara katılmalarını sağlamak da çocuk güvenliğinin bir parçasıdır. Çocuklar herhangi bir istismara uğramadıkları veya böyle bir endişeyi taşımadıklarında, azarlanmadıklarında, cezayla tehdit edilmediklerinde, ayrımcılığa maruz kalmadıklarında, tam tersine saygı gördüklerinde, görüşlerine önem verildiğinde ve desteklendiklerinde kendilerini güvende hissederler. Çocuk güvenliğini nerelerde sağlamalıyız? Her yerde. Çocuklara hizmet götüren, çocuklarla çalışmalar yürüten, çocukla temas içinde olan tüm kurumlar çocuk güvenliğini sağlamalıdır. Çocuk güvenliğinden kimler sorumludur? Her kurumda yöneticiden uzmana, destek görevlilerinden gönüllülere kadar herkes, kurumdaki çocukların güvenliğinden sorumludur. Çocuk güvenliği nasıl sağlanır? 3 adımda çocuklar için güvenli kurumlar oluşturulabilir. 1. adım. Fark et, fark ettir. Çocuk güvenliği, çocuk katılımı ve çocuk istismarının ne olduğu hakkında bilgilenin, çalışanlarınızı ve kurumdaki çocukları bilgilendirin. Bu sayede kurumun işleyişinde çocuklara zarar verme ihtimali taşıyan her tür riski azaltabilir, çocukların güçlenerek kendilerini korumasını destekleyebilirsiniz. Çalışmalarınızın her aşamasında farkındalığınızı gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. İkinci adım, düzenle ve önle. Çocuk güvenliğini sağlayabilecek uygulamaları iyileştirin, riskleri azaltmak için önleyici düzenlemeler yapın. Çocukların da düzenlenmesine katkıda bulunduğu çocuk dostu alanlar oluşturun. Çocuk güvenliğini kurumunuzun çocuk koruma politikası haline getirin. Bu politikanın tüm iş süreçlerinizde yol gösterici olmasını sağlayın ve uygulamaları düzenli olarak izleyin. Özellikle işe alım süreçleri ve iletişim çalışmalarınızda çocuk güvenliğini gözeterek hareket edin. Çocuk istismarına sebep olan kurumlarla işbirliği yapmayın. Çocukların zarar görmemesi ve desteklenmesi için davranış kuralları belgesi oluşturun. Kuralları tüm çalışanlarınızın benimsemesini kolaylaştırın. Kurum içerisinde farklı birim ve alanlarda çocuk güvenliğinin sağlanmasından sorumlu odak kişiler belirleyin. 3. adım, gerektiğinde bildir. Çocuk güvenliği önündeki en büyük tehditlerden biri sessiz kalmaktır. Kurumunuzda pratik, güvenilir ve etkin bir şikayet ve geri bildirim mekanizması oluşturun. Çocukları şikayet ve bildirim mekanizmasının nasıl işlediğine dair detaylı olarak bilgilendirin. Alınan şikayet ve bildirimleri çocuğun öncelikli yararını gözeterek en kısa sürede sonuçlandırın ve tarafları mutlaka bilgilendirin. Gerekiyorsa resmi kurumlara bildirimde bulunmayı da ihmal etmeyin. Çocukların kurum içinde zarar gördüğüne, istismara uğradığına dair bilgi, tanıklık ya da endişe durumunda başvurulabilecek bir şikayet ve bildirim mekanizması hem kurumdaki çocukların yaşamını hem de kurumun saygınlığını korur. Çocukların güven içinde olacağı kurumlar yaratmak hepimizin sorumluluğu. Haydi, çocuklar için güvenli alanlar oluşturalım.